Beşinci soru. Bin soruda YGS matematik. Şimdi diyor ki 7 tabanındaki 356 sayısının bir fazlası aynı tabanda nasıl yazılır? Şimdi zaten bunu dediğine göre bir cinslik var. Yani bir fazlası dediğimiz şey nedir? Onun bir fazlası 11'dir. Hani böyle yapamıyorsak burada bir cinslik var belli ki. Ne olacak? 356 sonundakine 1 ekleyeceğiz. 7 olunca buraya 7 yazmayacağız. Bu gitti. 7 tabanında 7 yazmıyoruz. Az sonra mantığını söyleyeceğim. Ne olacak? 0 olacak. Elde var 1 diyeceğiz. O 1'i yana ekleyeceğiz. 6 olacak. 360 diye yazacağız. Sorudan kurtulacağız. Şimdi buna gelmeden basit olarak bakalım. Gündelik hayatta yaptığımız işlemde aslında ne yapıyoruz? Mesela 12 ile 28'i toplarken 2, 8 daha 10 diyoruz. Buraya 0 yazıyoruz. Şimdi buna o kadar alışmışız ki şey yapmıyoruz, hiç sorgulamıyoruz. Yani niye buraya 10 yazmıyoruz demiyoruz. Aslında niye yazmıyoruz? Çünkü biz rakamları kullanıyoruz. Neydi rakamlar? 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar. Ondalık sayı sistemini kullandığımız için diyoruz ki rakamlar olarak gidecek. Buraya bir rakam yazacağım. Buraya da bir rakam. Buraya da bir rakam. Buraya da bir rakam. Ne olacak? Rakamlarda 0'dan 9'a kadar sadece bunları kullanabilirim. 10 olunca ne olacak? 10 olunca onun 0'ını yaz, 1'ini yana aktar diyoruz. Bunu artık hiç içselleştirmişiz. Ama aslında burada yaptığımız işlem ondalık sayı sistemi. Ne oluyor? Ondalık sayı sistemi adı üstünde 10'a ulaştığında oraya 0 koyuyoruz. Elde var 1 deyip yana atıyoruz. 7'lik sayı sistemine geldiğimizde ne yapacağız? 356'ya 1 eklediğimde 7 oluyor. Tıpkı ondalık sayı sisteminde 10'a ulaştığım gibi. Ama 7'lik sayı sisteminde de diyorum ki benim rakamlarım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok. Dolayısıyla ben buraya rakamları yazacağım. Şimdi hangisini yazacağım? 0'ı yazıyorum. Elde var 1 diyorum. Bu elde var 1'i buraya atıyorum. Oluyor 6. Burada 6 olsaydı, 7'ye çıksaydı 7 yazacak mıydık? Yazmayacaktık. Yine 0 yapıp bir tane daha elde var 1 yapacaktık. Bunun örneği de şey mesela 128 artı şöyle bir şey olsun. Şimdi burada ne yapıyoruz? 8, 2 daha 10 elde var 1 attık yana. 3, 7 daha 10 yine 10 yazmıyoruz. Elde var 1 attık yana 1 oldu 2. Hatta burada 9 olsa en son o da 10 oluyor. 0'ını yazıyoruz. Elde var 1 gibi yapıp yanı artırıyoruz. Onu da yazayım. İnşallah kafanız karışmaz. Aslında şöyle yapıyoruz yani. 7, 2 daha 10. Burada da 10 elde var 1. Burada şurası 9 olsun. 9'u 10 şeklinde yazmıyoruz. 9 yine 10 oluyor. 0 yazıyoruz. Elde var 1. Şuradaki 0'ı 1 yapıyoruz. Yani işin asıl arka plandaki bilgisi bu. Dolayısıyla burada da 6, 1 daha 7. 7'yi yazmıyorum çünkü ben 7'lik sayı sistemindeyim. 7'lik sayı sisteminde rakamlarım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yana aktarıyorum 6. Buradan da 360 yazıyorum.